İtalyan ve ABD'li uçak firmaları yolcularının karantinaya girmeden seyahat edebilmelerini sağlayacak bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. O uygulama kapsamında gerçekleşecek koronavirüssüz uçuş denemelerinin gelecek ay başlanması planlanıyor. Bu arada İtalya'da vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Son notlar için şimdi hemen Roma'ya uzanalım orada bizlere A Haber muhabiri Dündar Keşaflı bekliyor. Evet İtalya'da son 24 saatteki bilanço yine ağırlaştı. Can kaybı 827 ve son 24 saatte vaka sayısı ise 28.352. 1.5 milyon aşan vaka sayısı İtalya'da günden güne sayılar yükselmeye yine devam ediyor. Tabi diğer yandan son gelişmeleri de bir paylaşmak istiyorum. Lombardiya, Kalabria ve Piemonte bölgeleri 29 Kasım'dan itibaren kırmızı bölgeden turuncu bölgeye geçecek. Diğer yandan Sicilya ve Liguria bölgesi ise turuncu bölgeden sarı bölgeye geçecek. Yani kısaca biraz olsun e, alınan tedbirler gevşetilmeye başlandı. Ancak diğer yandan bir başka önemli gelişme İtalya Amerika arasında. İtalyan hava yolları Alitalia ile Amerikan hava yolları Delta arasında yapılan bir anlaşma sonrasında koronavirüssüz seyahatler gerçekleştirilebilecek. Yapılan çalışmalar sonrasında ilk uçuşların 19 Aralık günü başlaması bekleniyor. İki firma arasında yapılan anlaşma sonrasında seyahat edebilecek yolcuların Karantinaya girmeden bu seyahatleri gerçekleştirebilmesi için 3 ayrı testten geçmesi gerekiyor. En son test 3 gün seyahatinden 3 gün önce bunu yapmak zorunda. Ancak bu şekilde e, alınan negatif sonuçları doğrultusunda yolcular iki ülke arasında seyahat edebilecek. İlk seyahat Roma-Atlant arasında. Daha sonra aynı e, uygulama Roma, New York arasında yapması yapılması bekleniyor. Çalışmalar bir yönde bakalım. İlerleyen günlerde nasıl gelişmeler olacak? Bu önemli bir adım. En azından yolcular rahatlıkla seyahat edebilecekler karantinaya girmeden. Evet, biz yine Amerikanların da gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyorum. Benim aktaracaklarım bunlar. Söz İstanbul'da.